4 Şubat Pazartesi akşamından NTV Haber Merkezi'nin hazırladığı ana haber bülteninden mutlu akşamlar. Manisa'ya, Türkiye'ye ve dünyaya dair gündem maddelerini bulabileceğiniz tek ana haber bülteni başlıyor. Sevgili seyirciler, yayınlarımızı karasal yayınların haricinde etvmanisa.com linkinden ya da Facebook'taki ETV Manisa sayfasından canlı olarak takip edebilir. Facebook'taki canlı yayınımızın altına saygı çerçeveleri içerisinde kalma kaydıyla tüm görüş, öneri, dilek ve yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Yine yoğun gündem maddeleriyle haftanın ilk ana haber bülteninde karşınızda olacağız. Dilerseniz ilk haberimize, ana haber bültenimize başlayalım. Sevgili seyirciler, yerel seçimlere artık çok büyük bir zaman kalmadı. Bütün siyasi partiler ve tabii ki onların, biz vatandaşların karşısına çıkıp oy isteyecekleri, sağda solda sürekli olarak reklama ihtiyaç duydukları belediye başkan adayları var. Fakat belediye başkan adayları artık çağımızın tanıtım mecrasını en önde çeken sosyal medyada bazı zarar görme potansiyeline sahipler. Haberimizde detaylarıyla hep birlikte izliyoruz. ...31 Mart'ta da yapılacak yerel seçimlerde de adaylar artık tanıtımlarını ağırlıklı olarak sosyal medya üzerinden yapıyor. Özellikle çevre kirliliğine neden olan ve maliyetleri artıran afiş, broşür, basma, dağıtma gibi tanıtımlardan uzaklaşan belediye başkan adayları tanıtımlarını daha çok internet ve sosyal medya üzerinden yapmaya başladı. Birçok kolaylığı getirdiği gibi riskleri de barındıran internet ve sosyal medya tanıtımları üzerine adaylara tavsiyelerde bulunan ilk server firması bilişim uzmanı Şener Kul, partiler tarafından daha önce açılan ve artık kullanılmayan sosyal medya hesaplarının karşı görüşteki kişilerin eline geçebileceği uyarısında bulundu. Günümüzde artık her şey internette olduğu için bunun işte sanayi tarafından tutun da işte tarım tarafına kadar her şey teknoloji ve internetle bütünleşik olduğu için bu yüzden spor, sanat, kültür, müzik, siyaset, her şey artık internette var. Artık bütün markalar bile, firmalar bile görsel medyada kendi reklamlarının dışında sosyal medya, internet reklamlarını da yapıyorlar ki çünkü kitlelerini oraya toplayabilsinler, kendi kitlelerini oluşturabilsinler. O yüzden daha çok artık açık hava reklamcılıktan çok biraz daha dijital mecraya yatırım yapmaya başladılar. Eskiden afiş dağıtanlar vardı, işte uçakların arkasında bayrak asanlardan tutun da uçaklardan broşür atılmasına kadar eski usul seçim propagandaları vardı. Fakat artık her şeyin önüne geçen bir dijital çağ, işte dijital devrim olduğu için de artık bu alışkanlıklarından da vazgeçmeye başladı insanlar. Mutlaka ve mutlaka sosyal medya hesaplarının biraz il yönetimleriyle koordinasyonlu ve keza ilçe yönetimlerinde koordinasyonlu ve bunlar yönetimler değişse de devredilebilecek bir sisteme geçiyor olmaları gerekiyor. Çünkü bir kere bu mükerrer hesapların hepsini kapatmaları gerekiyor. Yani bunu parti genel merkezlerinden başlayıp bütün il, ilçe örgütlerine kadar mükerrer olan bütün hesapların kapatılması gerekiyor. Kul, sosyal medyada bazı partilerle ilgili olarak yapılan aleyhte paylaşımların teyit edilmesi için partilerin kendi içlerinde teyit merkezi kurmaları gerektiğini belirtti. Bütün büyük partilerin genel merkezlerinde olmak üzere teyit merkezlerinin kurulması gerekiyor. Böyle bir sistem kurduğunuzda sizin seçmeniniz sizinle ilgili olumsuz bir içerik gördüğü zaman ya da yanlış bir içerik ya da yalan ya da doğru bir içerik gördüğü zaman parti teyit merkezine bunu ulaştırarak bunun doğruluğunu ya da yalan mı, yanlış mı ya da böyle bir haber var mı ya da içerik var mı diye teyit edebileceği bir sistem. Bu bir mobil aplikasyon olabilir. Toplumun hassasiyetine uygun ve dijital mecrada paylaşacakları için de çok dikkatli kullanmaları gerekiyor. Kesinlikle ve kesinlikle dijital mecrada birileriyle tartışma ortamına ya da tartışma seviyelerine girmemeleri gerekiyor. Çünkü bunlar ekran görüntüleriyle, işte gerek videolarla bunlar hazırlanıp çok güzel servis edilebiliyor. Olumsuz bir eleştiri dahi gelse ona daha pozitif yaklaşmak gerekiyor. Sevgili seyirciler, işin uzmanı sosyal medyada işte hiçbir adayın sinirlerine hakim olamayıp da kendisiyle tartışanlarla tartışmaya girmemeleri, daha sonradan aleyhinde kullanabileceği tarzda yorumlarda bulundu. Açıkçası hani bahsettiğimiz insanlar Manisa'yı ya da ilçelerini yönetmeye aday, belediye başkanı, meclis üyeleri ya da muhtarlardan oluşuyor. Hani hepsine naçizane olarak
Türkiye Cumhuriyeti tarihine hani damgasını vurmuş siyasi figürlerden olan ve Cumhurbaşkanlığı döneminde herkes tarafından beğeni kazanan Süleyman Demirel'in sürekli olarak kulağıma küpe edindiğim bir cümlesini sizlerle paylaşmak isterim. Daha doğrusu adaylarımızla paylaşmak isterim. Hani yazabilecekleri bir yer varsa yazsınlar. Her daim akıllarında, her daim yüreklerinde taşısınlar. Siyasetçi ne söyleyeceğini değil, ne söylenmeyeceğini bilen insandır diyordu. Allah rahmet eylesin Süleyman Demirel. Sevgili seyirciler, açıldığı günden bu yana her gün binlerce vatandaşı ağırlayan Şehzadeler Park'ta yarım yıl tatilinin sona ermesi nedeniyle hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Şehzadeler Belediyesi tarafından Manisa'ya kazandırılan Şehzadeler Park vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Kapılarının halka açıldığı günden bu yana 10 binden fazla vatandaşın ziyaret ettiği Şehzadeler Park'ta, geçtiğimiz hafta sonu yarı yıl tatilinin son günü olması ve havaların güzel olması nedeniyle ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Aynen, çocuklarımız. Güzel havalara fırsat bilen binlerce Manisalı ve çevre illerden gelen vatandaşlar Şehzadeler Park'a akın etti. Beğendin mi? Maşallah. AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur'un misafiri olarak bir dizi ziyaretler yapmak üzere Manisa'ya gelen 26. dönem AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk ve beraberindeki heyette Şehzadeler Parkı vatandaşlarla birlikte gezdi. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'le birlikte Şehzadeler Park'ı gezen Baybatur ve Öztürk, park içerisinde yer alan eserler hakkında bilgiler aldı. Şehzadeler Park projesinin şehre büyük bir güzellik kattığını ifade eden AK Parti 26. dönem Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, projeyi Manisa'ya kazandıran Başkan Çelik'i tebrik etti. Beraberindeki heyete Şehzadeler Park'ı gezdiren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, gezmeye gelen vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Başkan Çelik'e yoğun bir sevgi gösteren vatandaşlar, Şehzadeler Park nedeniyle teşekkür ederek Başkan Çelik'le bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Sevgili seyirciler, bugün ana haber bültenimiz içerisinde sıkça sağlıkla ilgili haberlere yer vereceğim. Dilerseniz ilk olarak ulusal gündemden bir araştırma sonucunu sizlerle paylaşayım. Hem yerel belediyecilik anlamında, yani muhtarlıklar, belediye meclislikleri ve belediye başkanlıkları seçimi olacak. Tüm adaylarımıza buradan bu bilgileri de hatırlatmakta fayda var. Türkiye'de kirlilik, yani hava kirliliği değerleri açıklandı sevgili seyirciler. Buna göre Türkiye'de yılın 365 gününün kaç gününün kirli geçirdiğine dair sıralama yapıldı. Ve havası en kirli şehirlerle en temiz şehirler belirlenmiş oldu. Sizlere hemen paylaşayım sevgili seyirciler. Manisa olarak pek sevindirici bir sırada değiliz. İkinci sıradayız ama genelde hani birinci, ikinci, üçüncü olunduğunda bir yarışmada veya bir paylaşımda sevinilir. Bu sondan ikincilik anlamı taşıyor. Amasya'da sevgili seyirciler 365 günün, yılın 365 gününün 325 günü kirli. Bu sebepten dolayı hava kirliliği bakımından Amasya Türkiye'nin en kirli ili seçildi. Ardından Manisa geliyor. 365 günün 320 günü hava kirliliği var sevgili seyirciler Manisa'da. Hani acilen düzeltilmesi gerekiyor. Ve ardından Bursa, Adana, Denizli diye gidiyor. Türkiye'nin en temiz hava değerleri anlamında Artvin seçilmiş. 365 günün yalnızca 13 günü hava kirliliği yaşıyorlar Artvin'de sevgili seyirciler. Manisa Barosu Avukat Ali Arslan, Manisa Barosu Başkanı Avukat Ali Arslan, bazı hakim ve savcılar tarafından avukatlara yönelik negatif ayrımcılık izlendiğini belirterek bu duruma tepki gösterdi. Yaşanan kötü sorunlar ve yargının yaşamış olduğu sorunların had safhada olduğunu belirten Avukat Ali Arslan, 15 Temmuz darbe kalkışmasından sonra yaşanan süreçte yargıdan 5000'in üzerinde hakim ve savcının görevden uzaklaştırıldığını hatırlatarak, bu hakim ve savcıların yerine de yoğun bir şekilde yapılan sınavlarla yeni hakim ve savcıların alındığını kaydetti. 15 Temmuz öncesinde hakim ve savcı sayısı 13.000 civarındayken, bugün itibariyle 17.000 civarında hakim ve savcı kadrosu açılmıştır ve doldurulmuştur. Geçen hafta yaşamış olduğumuz, daha öncesinde ve geçen hafta yaşamış olduğumuz birçok yargılama aşamasındaki sorunlardan biri yine İstanbul'da yaşanmış ve bir avukat meslektaşımız hakimin direktifleriyle
dışarıdan çağrılan bir güvenlik görevlisi vasıtasıyla duruşma salonundan çıkarılmış ve uzaklaştırılmıştır. Bundan öncesinde de biliyorsunuz geçen süreç içerisinde değişik illerde yine hakimlerin bu şekilde tavırları olmuş. Hatta bir duruşma salonunda avukatların oturacağı koltuklar dışarı çıkarılarak sonrasında duruşmaya tekrar başlanmış ve buyurun oturun nereye oturacaksanız denilmiştir. Avukatların yargının üç saç ayağından biri olduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır. Savunma hakkı kutsaldır. Savunma hakkı gerçekleştiren, vatandaşın savunmasına katkı sağlayan avukatlara bu şekilde davranmak adalete ve yasaya uygun değildir. Yine geçtiğimiz günlerde yargılanmakta olan bir avukat Selçuk Kozağaçlı'nın babasını vefat ettiğini belirten Arslan, cezaevinden alınarak kelepçelenerek babasının cenazesine katılımının sağlandığını, burada yapılan davranışın hoş olmadığını söyledi. Selçuk Kozağaçlı'nın babası vefat etmiş ve cezaevinden alınarak babasının cenazesine katılımı sağlanmıştır. Burada yapılan davranış da tabii ki hoş değildir. Selçuk Kozağaçlı şu anda yargılanmaktadır, bir hükümlü değildir. Mahkemesi devam etmektedir. Babasının mezarının başında kolundan kelepçeli olarak bir güvenlik görevlisine kelepçelenmesi ne yazık ki tüm vicdanları sızlatmıştır. Bu tabii ki doğal olarak buradaki güvenlik amirlerinin ya da valinin almış olduğu bir karar doğrultusunda uygulanmış olabilir. Fakat yine yargılanması devam eden, şu anda hakkında hüküm kurulmamış bir avukatın, ki bu avukat da olmayabilir, bir vatandaşın babasının mezarının başında kolundan kelepçelenerek dışarıya bu şekilde gösterilmesi de ne yazık ki vicdanları sızlatmıştır. Bu davranışı yapanları da kınıyoruz. Sevgili seyirciler, hazır Manisa Barosu Başkanı Avukat Ali Aslan'ın açıklamalarını dinlemişken bugün ulusal gündemde adliyelerle ilgili çok çarpıcı bir haberi sizlere aktarayım. Balıkesir Adliyesi'nde sevgili seyirciler tam 54 kişi bugün öğle saatlerinde zehirlendi. Peki yemeklerden mi diyeceksiniz? Değil. Adliye binasında bulunan yangın tüplerinden gaz sızıntısı sebebiyle Balıkesir Adliyesi'nde bugün 54 kişi zehirlendi sevgili seyirciler. Hani o firmayın denetlemeyenler mutlaka cezalarını bulacaktır. Özellikle adliyede böyle bir olayın gerçekleşmesi gerçekten de savcılığı anında harekete geçirmiş olacaktır. Sevgili seyirciler, Manisa Büyükşehir Belediyesi önümüzdeki günlerde Manisa'da hizmet vermeye başlayacak olan elektrikli otobüslerin geçeceği güzergahlarda tercihli yol çizgi çalışması yapıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Manisa merkezinin ulaşımında yeni bir döneme başlatacak olan elektrikli otobüslerin geçeceği güzergahlarda tercihli yol çizgisi ve boya çalışmasına başladı. Konu hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, önümüzdeki günlerde Manisa merkezinde hizmet vermeye başlayacak olan elektrikli otobüslerin geçeceği güzergahlarda tercihli yol çizgisi çalışmasına başlandı. Çalışmalar şu an itibariyle Doğu Caddesi'nde devam ediyor. Elektrikli otobüslerin geçeceği güzergahlarda tercihli yol çizgisi çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlanacak dedi. Facebook'ta canlı yayınımızı takip eden Sayın Kotan Çınar hayırlı yayınlar diliyor. Bizler de kendilerine teşekkür ediyoruz yorumlarından dolayı. Hani bu akşam özellikle sağlıkla ilgili haberleri sizlerle paylaşacağım demiştim ya sevgili seyirciler. Bugün yani 4 Şubat, Dünya Kanser Günü. Ben de babamı yıllar önce beyin tümöründen kaybetmiş. Hani kanser hastalığını ya da kanser hastalığının yakınlarının neler hissettiğini çok iyi bilen bir insanım. Bugün Türkiye'de başta kanser ve organ nakli olmak üzere 500 çeşit ilaç ne yazık ki temin edilemiyor sevgili seyirciler. Peki nedeni ne diyeceksiniz? Son günlerde özellikle haber bültenimiz içerisinde bakanlığın açıklamalarında, İzzal Doğru Başkanı'nın açıklamalarını da getirdim ekranlarınıza. Yılda bir kez devletle ilaç bayileri bir araya geliyor sevgili seyirciler ve euro kurunu sabitliyorlar. Geçtiğimiz yıl bu dönemlerde devlet ve ilaç bayilerinin bir araya gelerek sabitlemiş olduğu dolar kuru 2 lira 69 kuruştu. Bir yıl boyunca böyle gidecek dendi. Fakat takdir ederseniz Ağustos'taki dalgalanmanın ardından bugün bir ilaç bayi yurt dışından örnek veriyorum 1 euroluk ilacı ithal ettiğinde 6 lira ödüyor ama iç piyasaya 2 lira 69 kuruştan satıyor.
kâr edemediği, hatta zarar ettiği için de bazı ilaç bayileri, bazı eczaneler, Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması bu, ne yazık ki ilaçları stoklama yoluna gidiyorlar. Kanser ilacından bahsediyoruz. Peki bunun çözümü, çaresi ne dersiniz? 15 Şubat'ta devlet ilaç bayileri tekrar yıllık olarak bir araya gelecekler. Euro fiyatını yine yeni bir rakamda sabitleyecekler. 5 gün sonra yasalaşacak. 21 Şubat'tan itibaren, yani yaklaşık 17 gün sonra kanser hastaları kanser ilaçlarına kavuşabilecekler. İnsan hayatından bahsediyoruz. Hani hayvanlara sonuna kadar saygımız var. Hayvan hakları temsilcileri de başımızın üstünde de bir deyim olduğu için. Bahsettiğimiz konu tavuğa yem aramak değil, insan hayatını kurtaracak ilaçtan bahsediyoruz. Lütfen acilen 15 Şubat'ı beklemeden derhal bu akşam toplanın ve kanser hastalarının o ihtiyaç duyduğu, muhtaç olduğu, hayatlarını kurtaracak olan ilaçların tekrar piyasaya sürülmelerini sağlayın. Sevgili seyirciler, sıradaki haberimize devam ediyoruz. Çocuklar ve yetişkinler için düzenlenen jeotermal enerji santrallerine hayır şenliğine Şubadap Çocuk Müzik Grubu, Maya Masal Tiyatrosu, Duvara Karşı Tiyatro ve Praxis Müzik Grubu katıldı. Şenliğe katılan miniklerse gönüllerince eğlendi. Jeotermal elektrik santraline karşı olduklarını biz mahalle ve sahil halkı olarak bunu kabul etmiyoruz diyerek dile getiren Hacı Bektaşlı mahalle sakinlerinden Kazım Azrak şunları söyledi. Biz mahalle onları salihli olarak biz bunu kabul etmiyoruz. Çünkü evimize çok yakındır. 3 tane okul tam yakınındadır. Biz düşünürüz biz, bu zehir bir şeydir. Eğer bir şey iyi bir şey olsa ki hepimiz de sevinirdik. Bu zararlıdır. Alaşehir'de gördük ne oldu. Aydın'da görüyoruz neler oldu. Bunlar biz kendi başımıza istemiyoruz. Bunu istemiyoruz biz. İstemiyoruz. Bizim şeyimiz oldu. Devlet bunu iptal etsin. Bu şirket bunu iptal etsin. Biz kendimizi mahvediyoruz, bu işi yapamıyoruz. Hacı Bektaşlı Mahallesi'ne jeotermal elektrik santrali yapılacağını duyduklarını belirten Sarihli Çevre Derneği Başkanı Zülal Kiraz, farkındalık oluşturmak için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi. Burada bir farkındalık yaratmakta amacımız. Jeotermal enerji santraline karşı hep birlikte doğayı korumayı, sevmeyi, yeşili sevmeyi, insanlarla kucaklaşmayı, birbirimize el ele tutuşmayı öğretmek için bir sevgi zinciri kurmak için burada böyle bir toplantı amaçladık ve planladık ve gerçekleştiriyoruz. Çok mutluyuz. Sevgili seyirciler, Göl Marmara'dan Sayın Şerife Döngel Türkan bizleri canlı yayında takip ediyorlar. İyi yayınlar diliyor. Bizler de Şerife Döngel'e ve Döngel ailesine sonsuz selamlarımızı iletiyoruz. Değerli babaları Veli Döngel, Göl Marmara eski belediye başkanlığındandı. Yayınımızı seyrettikleri için mutluluk duyduk. Sevgili seyirciler, son ayların, hani günlerin diye tabir edilir ya, son ayların en çok konuşulan konuları sebze ve meyvedeki aşırı fiyat artışları. Yani geçtiğimiz hafta içerisinde de ana haber bülteninde sizlerle paylaştım. 15 lira olmasından dolayı biberin kilosu artık kiloyla değil 300 gramlık, hani böyle çiçek gibi demetlenmiş çiçekler halinde satılıyor. 5 liraya demeti, yani çiçek yerine artık daha pahalı, daha anlamlı diye biber alınacak konuma geldi. Patlıcan deseniz 12 lira. Kış sebzeleri deseniz sanki kışta değil de yazın sıcağının ortasındaymışız gibi fiyatları var. Üretici ben zaten para kazanmıyorum diyor. Aradaki aracılarla konuştuk. Şimdi haberimizi getireceğiz ekranlarınıza. Onlar dertli. Peki aracıların ulaştırdığı sebze ve meyveyi halciler, onlar daha çok dertli. Halden alan pazarcılar zaten sıtkı sıyrılmış durumda. Bir de tüketici olarak bizler dertliyiz. Açıkçası keşmekeş olmuş bir problemi acilen çözüme ulaştırılması gerekiyor. Özel haberimizi getiriyoruz ekranlarınıza. Son günlerde birçok üründe fiyatların artması nedeniyle günah keçisi ilan edilen sebze meyve komisyoncuları büyük sıkıntı yaşıyor. Manisa Sebze Meyve Komisyoncuları ve Tüccarları Derneği Başkanı Mahfuz Yalçın, fiyatların artmasının kendilerinden kaynaklanmadığını, planlı bir üretimle devletin üretime destek vermesiyle fiyatların düşeceğini açıkladı. Yalçın, tek amaçlarının vatandaşlara, millete hem üretici olarak hem tüketici olarak daha iyi malı sağlayabilmek, iyi bir aracı konumunda olmak olduğunu vurguladı.
Biz güya 5'e alıp da 10'a satıyoruz, 10'a alıp da 15'e satıyoruz gibi gösteriyor diyen Yalçın. Sözlerinin devamında, halbuki öyle bir şey yok. Esnafların durumu şu an perişan. Halde Bağkur'un ödeyemeyen kirasını ödeyemeyen esnafımız var. Onların durumuna bir el atmak lazım. Sadece masa başında oturup da yasağı çıkaralım, piyasada fiyatları düşürelim politikası izleniyor. Yasayla ya da çıkarılan kanunla fiyatla düşmez. Fiyatlar nasıl düşebilir? Planlı bir üretimle, üretimin desteklenmesiyle, devletin bu işe el atmasıyla olur. Devlet hortumun önüne geçemez. Geçenlerde Antalya tarafında seralara hortum vurdu. Bunun önüne ne devlet geçebilir, ne millet geçebilir, ne esnaf geçebilir. Biz afetlerin önüne geçemeyiz ama çiftçimizin yanında olmamız lazım. Bir tüccarın yanında olunması lazım. Çünkü çiftçi, tüccar, komisyoncu, hacı devletten destek almazsa bu işler perişan olur, bu işler yapılamaz hale gelir dedi. Fiyatların düşmesinin tek yolunun üretime destek verilmesi ve maliyetlerin düşmesi olduğunu kaydeden Yalçın, bakan çıktı dedi ki ben komisyonculuğu kaldıracağım. Sen bunu kaldırırsan bunun yerine bir şey koyman lazım. Yerine koyacağın iş nedir? Eğer fiyatlar komisyonculardan kaynaklanıyorsa biz de hemfikiriz, komisyonculuğu kaldıralım. Ucuz üretim yapmak istiyoruz. Ucuz üretim yapılırsa, ucuz maliyette olursa zaten onu ucuz alacak. Ama biz maliyetleri, üretimi ucuza düşürmedikten sonra fiyatlarda değişiklik olmaz. Onun için devletimiz tüketicilerin ucuz bir şey yemesini istiyorsa üretimi ucuzlatacak, maliyeti düşürecek. Gerçek neredeyse, fiyatlar olarak yükseliş neredeyse, nereden kaynaklanıyorsa biz onun üzerine odaklanalım dedi. Kış mevsimi olması dolayısıyla fiyatların yüksek olduğunu da vurgulayan Yalçın, fiyatların birdenbire düşmesinin zor olduğunu, havanın ısınmasıyla fiyatların düşeceğini ama çok fazla bir düşüş yaşanmayacağını belirtti. Sevgili seyirciler, şimdi her şeyden önce bu fiyatları ne belirliyor? Ben sizlerle paylaşayım. Değerli haldeki yetkililer, komisyoncular, aracılar çok güzel açıklama yapmışlar. Bir ziraat mühendisiyim aslında ben meslek olarak. Şimdi örnek veriyorum, elma ne kadar? 1 lira. Örnek veriyorum sadece. Türkiye'de 1 lira değil mi sevgili seyirciler? Eğer ki elmayı 2 katı rekolteyle, yani 2 kat fazla elma yetiştirmeyi başarabilirsek bu ülkede 50 kuruşa düşecek. Yani o 1 lira şu anki seviyesi düşünün. Bu biber için de aynı, diğerleri için de. Yani ülkedeki fiyatı belirleyen bu. Azaldığı için, yani yeterince üretilmediği için, üretim teşvik edilmediği için fiyatlar bu kadar artıyor. Tabii arada Manisa'dakiler için söylemiyorum ama özellikle büyük şehirlere, İstanbul gibi, Ankara gibi yerlere aracılık yapanların bazılarında oynama olduğunu bizzat Devlet Bakanı da söylüyor. İkincisi afet dendi. Şimdi işte metrekareye 150 kilo yağış düştü, 200 kilo düştü, bir hafta yağmurlar sürdü filan. Bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nden tutun da kuzey ülkeleri, yani Finlandiya, İsveç, Norveç gibi ülkelere, ne bileyim işte uzak doğudaki ülkeler, Filipin, Malezya gibi, oradaki yağışlar, oradaki sürekli haftada bir çıkan o fırtınaların, tufanların, afet diye kabul edilen doğa olaylarının yanında Türkiye'de yaşananlar hiçbir şey. Hele hele ki o Antalya'da hani hortum diyoruz ya, bizzat geçtiğimiz hafta sizlerle ana haber bülteninde paylaştım. Antalya Ziraat Odası Başkanı, evet hortumlar ve yağışlar bazı seralarımıza zarar verdi ama ürünlerimiz mevcut, yani Türkiye'de fiyatı arttıracak derecede seraları vurmadı bu hortum diye açıklama yapmışken bir anda fiyatlar yine allak bullak oldu. İşte biraz dikkatlerim bazı, hepsini kastetmiyorum, namuslu olanlarını kastetmiyorum. Devletin söylediği ifade çünkü bu. Bazı İstanbul ve Ankara gibi aracılık yapan firmaların takibe alınması gerekiyor. İşte sevgili seyirciler, yağmurlardan, yağışlardan bahsetmişken Manisa'da Şahin Tepesi'ndeki bir sıkıntıdan bahsedelim. Geçtiğimiz hafta yani yağışların ardından kaymaya başlayan Şahin Tepesi'nde kayaları getiriyoruz ekranlarınıza. Turgut Özal Mahallesi üst kısmında yer alan Şahin Tepesi olarak bilinen tepe, yeraltı su kaynaklarından dolayı yıllardır mahallenin üzerine doğru kayma yapıyor. Şahin Tepesi'nin kaymasını önlemek için 25 ton demir kullanılarak 90 metre uzunluğunda istinat duvarı yapılmıştı. Duvarın yapılması bile Şahin Tepesi'nin kaymasını durduramadı. Şahin Tepesi evlerin üzerine doğru kaymaya devam etti. İlgili kurum ve kuruluşlar gerekli önlemleri alıp çözümler bulmaya çalışırken vatandaşlar kendi yöntemlerini devreye soktu.
Vatandaşlar tepenin kaymasına neden olan su kaynaklarını Pimaş borulardan yaptıkları bypass hattı önlemeye çalıştı ancak tepe yine yağmurlardan dolayı harekete geçti. Büyük kütleler halinde tepeden kopan toprak kütleleri zaman zaman harekete geçerek kaymaya başladı. Olası deprem veya heyelanlarda Şahin Tepesi'nin kaymasından korktuklarını belirten mahalle sakinleri artık öyle oldu ki özellikle yağmurlarda gece sabahlara kadar uyuyamıyoruz. Evlerimizde çatlaklar oluştu, korkuyoruz. Bu doğal afetin önüne geçilerek bizleri bu tehlikeden kurtarmalarını bekliyoruz dedi. Sevgili seyirciler, bir şey dikkatinizi çekmiştir. Yani bu doğanın kanunu, fiziğin gerekliliği. Dikkat ettiniz mi? Ağaç olan yerde herhangi bir kayma yok. Nerede boş bir toprak var, heyelan oluşmuş, yağan yağışlarla birlikte kaymış. Lütfen ağaçları korumakla kalmayalım. Yeni ağaçlar dikmeye devam edelim. Gördüğünüz her boş alana, her bir metrekareye evinizdeki o meyve çekirdeklerinden olsun. Ya da gidip 1 lira, 2 lira bir fidan bulabilirsiniz. Şu dünyada ekili bir fidanım var diyebilmeniz için, dikili bir ağacım var diyebilmeniz için özellikle Sipil taraflarında çıkın, bu ağaçta benim bu dünyaya hatıram olsun deyin. Bir fidan dikin. Fidan olmayan, ağaç olmayan yerdeki toprak kaymasını gördünüz. Lütfen artık doğayla uğraşmayı bir kenara bırakalım. Sayın Fevzi Özkan sevgili seyirciler, iyi akşamlar. Manisa'da fiyatlar almış başını gidiyor. Dur diyen yok diyor. Fevzi Özkan'a Facebook'ta yapmış olduğu bir yorumdan dolayı teşekkür ediyoruz. Sadece Manisa'da değil Fevzi Bey. Yani Türkiye'nin dört bir tarafında fiyatlar gerçekten hani kış mevsiminde sanki yaz meyvesi sebzesi yiyoruz. Bir türlü hani düşecek gibi de durmuyor. Biraz önce de ifade ettim ya. Yani bu yağan yağışlar falan bakın yaklaşık 2 gündür bahardan kalma bir hava yaşıyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde böylesine bir iklim yok. Amerika Birleşik Devletleri'nin en kalabalık eyaletlerinden olan Kaliforniya'da, Chicago'da bile geçtiğimiz gün sevgili seyirciler hava sıcaklık değeri -54 dereceydi. Türkiye'de -54 derece gördüğünüz bir büyük şehir var mı? Yani İstanbul gibi, Ankara gibi ve bu günlerdir devam ediyor. Peki Amerika Birleşik Devletleri'nde -54 derece işte bir taraftan bilmem ne kasırgaları oluyor, fırtınaları oluyor. Afet var, afet var deyip de örnek veriyorum kilosu 1 liralık domatesi afet de olsa yer yerinden de oynasa yine 1 dolara alırsınız o 1 kiloluk domatesi. Fiyatlarda oynama olmaz çünkü halkın hem sağlığı hem de bütçesi gözetilir. Bizde bir tane hortum çıkıyor. Ziraat Odası Başkanı bizzat hortum çok fazla etkilemedi bizim seralarımızı diyor. Ama 3 lira 4 lira biber fiyatında artış oluyor. 2 damla yağmur düşüyor bay afet oldu. 2 gram ne denir kar yağıyor. Sabahına zaten kar da ortadan kalkıyor. Vay işte tırlar hareket edemedi, şu olmadı, bu olmadı gibi. Herkes işin ucunu bir taraftan çekiyor ama en çok zararı gören en alttaki ve en üstteki. Yani üreticilerle işin ameleliğini gerçekleştirip alın terini akıtıp para kazanmaya çalışan üreticilerle biz karnımızı doyurmaya çalışan tüketiciler oluyoruz. Acilen çözüm bulunması gerekiyor. Sevgili seyirciler, hani sürekli olarak ifade ettiğim, gurur duyduğum bir şey var. Manisa Emniyetindeki herkese de selam olsun, tüm tanıdıklarıma da. Olur böyle vakalar, Manisa polisi yakaladırıyor diyorum ya ilgili her haberde. Manisa'da farklı zamanlarda çok sayıda inşaatı devam eden apartmanlardan kablo çalan hırsızlık şebekesi üyeleri polisin sıkı takibi sonucu yakalandı. Edinilen bilgiye göre Manisa'nın Yunus Emre ve Şehzadeleri ilçesinde farklı zamanlarda çeşitli inşaatlardan kablo hırsızlığı olaylarının meydana gelmesinin ardından Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı hırsızlık büro amiri ekipleri çalışma başlattı. Polis ekiplerinin başlattığı çalışma sonucunda tespit edilen şüpheli zanlılar takip alındı. Şüpheli şahıslar dün sabah eş zamanlı yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda kablo, demir ve benzeri cisimleri kesmeye yarayan makas ele geçirildi. Emniyette sorguları tamamlanan 6 kişi sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Evet.
Sevgili seyirciler, dilerseniz ekonomik verilere dair gelişmeleri de güne dair sizlere aktardıktan sonra ana haber bültenimizi sonlandıralım. Bugün enflasyon rakamları açıklandı ve Ocak ayı itibariyle bir yıllık Türkiye'deki enflasyon %20 oldu sevgili seyirciler. Çok, gerçekten çok acilen düşürülmesi gerekiyor. İthalat ve ihracat rakamları da açıklandı. İhracat Ocak ayında, yani yurt dışına sattığınız, öyle düşünün. Hani küçük, en kibar, en sade haliyle bir şey satıyorsunuz. Sattığınız Ocak ayında ihracat rakamı 13 milyar dolar. Gerçekten de güzel, yani mutluluk verici. Bir ayda 13 milyar dolarlık ihracat yapılmış. 13 milyar dolar satmışsınız. Peki ne kadar satın almışsınız? 16 milyar dolarlık ürün, malzeme, mal, yedek parça neyse yurt dışından satın almışsınız. Yani Ocak ayında sadece 3 milyar dolar Türkiye Cumhuriyeti zarar etti sevgili seyirciler. Hani sadece devlet değil, bunu bizler de sağladık. 6 ayda bir telefon değiştirmeye başladık. Doyamadık, yani teknolojiye doyamadık. Amerika Birleşik Devletleri'nde ya da İsveç'te ya da Uzak Doğu'da, Kore'de bizzat dokunulmaz cep telefonları var ya, onların üretici olan ülkelerin vatandaşları, onların para birimine göre 700-800 liralarken dahi 3 yılda 5 yılda ancak bozulursa cep telefonlarını değiştiriyorlar. Fakat bizlerin onar bin lirasına tekabül eden cep telefonlarını karnımız açken açıkçası 3-4 ayda bir sürekli değiştirme ihtiyacı duyuyoruz. Bu kıyafette de aynı, bu başka bir şeylerde de aynı. Yaklaşık son 20-30 yıldır üreten değil, sürekli olarak çekirge gibi tüketen bir toplum haline gelmeye başladık. Bunun en başlıca düzeltilmesinin yolu eğitimden geçiyor. En başlıca düzeltilmesinin yolu anne babaların, yani ailedeki eğitimden geçiyor. Önceden bir iki damla açık olan musluğu bile kapatırken, aman tasarruf yapalım, israf olmasın, günah derken, askeriye de hala asılı olan cümledir: gereksizse, lüzumsuzsa söndür diye yazar. Devlet malıdır çünkü bu elektrik. Fakat ne yazık ki israf eden bir toplum haline geldik ve sadece Ocak ayında 3 milyar dolar Türkiye zarar etti sevgili seyirciler. Aldığı, sattığından daha fazla oldu. Peki bu 3 milyar dolar nasıl kapanacak derseniz, yine bizler kapatacağız 81 milyon olarak. Bu sebepten dolayı harcamalarımıza da biraz dikkat edelim. Sevgili seyirciler, haftanın ilk haber bülteniyle karşınızda olduk. Kısa bir reklam arasından spordaki önemli gelişmeler ve hava durumu sizlerle birlikte olacak. Yarın aynı saatte TV ekranlarında ana haber bülteninde buluşuncaya dek aileniz ve sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu bir akşam geçirmenizi diliyorum. Ve Manisalılar arasındaki dengeyi biz kuruyoruz. Sezon kampanyası uygun fiyat ve taksit seçenekleriyle, bütçenize uygun koşullarla dünya markaları Hakan Oto'da. Goodyear, Michelin, Pirelli, Sayron marka lastik çeşitleri uzman kadro ve teknik destek güvencesiyle Hakan Oto'da. Ayrıca bilgisayarlı ön düzen, balans, far ayarı, çelik jant ve lastik ticareti Michelin yetkili servis Hakan Oto'da. Kahvaltıya, yemeğe, kızartmaya, hastalıklara. Gümülceli natural zeytinyağı, hafif, sağlıklı, hakiki, damağınızın tadı, yemeklerinizin lezzeti onunla daha güzel. Manisa'nın verimli topraklarında yetişen ve mis gibi havasında büyüyen zeytin ağaçlarından toplanan zeytinler, Sarıhanlı Gümülceli Natural Zeytinyağı Fabrikası'nda tadına doyulmaz zeytinyağına dönüşüyor. Hakiki zeytinyağı denilince Gümülceli Natural Zeytinyağı alınır. Kalbinizin, bedeninizin sağlığı Gümülceli Natural Zeytinyağı. Spıldığının rüzgarlarıyla okşanan zeytinyağlarının ödülü, sofranızın ve sağlığınızın vazgeçilmezi Gümülceli Zeytinyağı. Agora Doğal Kaynak Suyu, Bozdağ'ın doğal kaynağından ev ve iş yerlerinize Erdinç Ticaret kalitesiyle ulaşıyor. Sipariş için telefon 0236 231 72 45. En taze lezzet, en hesaplı alışveriş yakışıklı manavda. 50'yi aşkın sebze meyve çeşidiyle kaliteli tazeliğin adresi yakışıklı manav. Gelin karla çıkın.
Yakışıklı manav, lezzetin ve kalitenin adıdır. Güler yüzü hizmetiyle, uygun fiyatlarıyla siz Manisalıları bekliyoruz. Hediyelik meyve sepetlerimizle Manisa'da bir ilki yakışıklı manav olarak sizlere yaşatıyoruz. Kilogram tam dolu tüp, tamamı Türk sermayesi, Demirören güvencesiyle, sigortalı, her ay farklı promosyon hediyelerimizle, 40 yıllık tecrübemiz, hızlı ve güvenilir servisiyle, özel gaz kaçağı kontrol cihazlarımızla ücretsiz tesisat kontrolünü yaparak tüm Manisalılara doğru hizmet vermekteyiz. Üzerinde kabartma yazısı olmayan darbili tüpleri almayın. Barbaros ve Sarıhanlı'da da şubelerimiz var. Hayatınız bizim için değerlidir. Erdinç Ticaret Milan Gaz adres, Utku Mahallesi, İzmir Caddesi, No 31 Taksim'de Şehzadeler, Manisa. Telefon numaramız 231-7245, 211-0333. Öz Uzunlar Yapı Dekorasyon. İç ve dış mimari uygulamaları, komple tadilat, mutfak, çelik kapı, laminant parke, PVC doğrama, Hilton lavabo, banyo WC gibi hizmetleriyle sizin ve sevdiklerinizin sağlıklı mekanlarda yaşaması için çalışıyor. İletişim Erhan Uzun 0538-490-4023. Saim Uzun 0537-927-7476. Santral 0236-232-5797. Salihli Belediyesi kurşunlu kaplıcaları 86 apart daire 280 yatak kapasitesindedir. Termal suyun çıkış sıcaklığı 52 ila 96 derece arasındadır. 2 kapalı havuz, 8 jacuzzi odası, 2 sauna odası vardır. Uzman doktor fizyoterapisti ile profesyonel hizmet vermekte. Termal suyun içeriğinde kalsiyum sülfat, bikarbonat, sülfat ve hidrojen sülfür gibi mineraller bulunmakta. Termal suyun faydalı olduğu alanlar, romatizmal hastalıklar, cilt ve kadın hastalıkları, eklem ve kireçlenme rahatsızlıkları, solunum yolu hastalıkları ve sinirsel rahatsızlıkların tedavisinde destekleyici etkisi de vardır. Ayrıca restoran, market, kafeterya, manav, fırın, cami, çocuk oyun alanları, fitness grupları, şelaleleri, yürüyüş yolları ve muhteşem doğasıyla kurşunlu kaplıcaları her mevsim hizmetinizde. Havuz, jacuzzi odalar ve sauna hizmetinden oluşan termal tesis merkezinizden günübirlik ve saatlik olarak da yararlanabilirsiniz. Doğal güzelliğin keyfini sağlıklı yaşamak isteyenler için Salihli Kurşunlu Kaplıcaları misafirlerini bekliyor. Burada her şey sağlığınız için düşünüldü. İletişim 0236-712-50-0. Sosyal yaşam konusunda Manisa'ya farklı bir vizyon katan Yunus Park, büyüleyici doğa ortamında tüm misafirlerine seçkin kadrosuyla ve eşsiz sunumuyla en güzel hizmeti sunuyor. Huzurlu doğada yaşamak istiyorsanız dinlendirici tabiat ortamıyla Yunus Park'a tüm Manisalıları bekliyoruz.
Park Bozköy, Prince Park Meydan İletişim 0535 544 43 30. Radyo Günün Tesisleri adres: Radyo Anadolu Lisesi karşısı, Yunus Emre, Manisa. İletişim 0530 071 0445 0535 571 51 32. Çağrı Merkezi Emniyet nasıl yardımcı olabilirim? Çocuğunuzun adı ne? İşiniz yok, almaya çalış. Ekip yönlendiriyorum sen, ekibimiz gereğini. İyi günler. 812 Merkez. Acil durumda 112 tek numara. Park 45 seçkin işletmesiyle %100 Manisalı, Manisa'nın yeni nesil buluşma merkezi, 8 farklı sinema salonu, çocuk ve gençlik eğlence merkezi, bowling salonu, spor salonu, Migros ve birbirinden farklı lezzet duraklarıyla haftanın 7 günü sabah 10'dan akşam 23'e kadar sizleri bekliyor. 45 Park, Manisa'nın yeni nesil buluşma merkezi. Sizi dinliyor, sizler için çalışıyoruz. İyi günler, Yunus Emre Belediyesi Çağrı Merkezi, ben İrem. Size nasıl yardımcı olabilirim? Doktor Mehmet Çerçi Başkanlığında büyük projeleri hayata geçiren Yunus Emre Belediyesi, vatandaşlarının sorunlarını da can kulağıyla dinliyor. Tabii ki de. Ben iletiyorum, onlar gerekli işlemi yapacaklar. Vatandaşlarının yaşadığı sorunları, istek ve şikayetlerini önemseyerek halkının sesine kulak veren Yunus Emre Belediyesi, 444-6209 numaralı çağrı merkeziyle artık 7 gün 24 saat hizmet verecek. Osman Bey, hangi mahallede ikamet ettiğinizi öğrenebilir miyim? Çağrı merkezi, Yunus Emre'li vatandaşlardan gelen talepleri ilgili müdürlüklere ileterek sorunlara en hızlı şekilde çözüm getirmek için artık haftanın 7 günü 24 saat vatandaşını dinliyor. Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Hisar Spor evinde konuk ettiği Medipol Başakşehir'e 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısına teknik direktör Cihat Arslan'ın cezası nedeniyle teknik sorumlu Recep Umut katıldı. Teknik sorumlu Recep Umut, kazanmayı çok arzu ettikleri bir maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtti. Öncelikle şunu söyleyelim, çok arzu ettiğimiz, kazanmayı çok arzu ettiğimiz bir maçtı. Maça istediğimiz gibi başlayamadık ama oyunun ilerleyen dakikalarında biraz daha kendi oynamak istediğimiz oyunu ortaya koymaya çalıştık. Bir duran toptan gol yedik. Arkasından oyunun kırılma noktalarından birisi olan
Yani hakemin bize gösterdiği sarı kartlar tabii ki oyuncularımızı da oyundan düşürdü. Hani bir şeyler yapmaya çalıştı çocuklar ilk yarı. İkinci yarı yaptığımız değişikliklerle biraz daha oyunun hakimi olduğumuzu düşünüyorum. Mesela oyunun içindeki kırılma noktaları demiştik ya biraz önce. Bunlardan bir tanesi de Mossoro'nun yani üst üste yaptığı follerdeki aslında görmesi gereken kartın görmemesi. Yani bizi hani biraz daha oyundan düşürdü. Ama ikinci yarı gayet iyi ataklar yaptık, pozisyonlar bulduk, değerlendiremedik. Yani çocuklar ikinci yarı elinden gelen her şeyi yaptılar. Hepsine teşekkür ediyoruz. Tabii ki zaman daralıyor, puan ve puanlar lazım hanemize. Yani bundan önceki oynadığımız maçlarda da oynadığımız oyunun karşılığı şimdiki puantajdaki yerimiz olmadığına inanıyorum. Yani bundan sonraki maçlarda daha çok puan toplayıp bir an önce aşağılardan yukarıya doğru çıkmamız gerektiğini düşünüyorum.